Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminal sever. Gittikçe büyüyen ailem, sağ olun, var olun. Hep benimle olun. Yeni gelen arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Tülay ben Almanya'da yaşıyorum ve gerçek suç olaylarına kendim de çok ilgi duyduğumdan dolayı böyle bir kanal açtım. Ama benim bir totemim var. Tülay'la Cinayet Saati, Kabus Fabrikası artık Sevgi Fabrikasına dönüşsün istiyorum. Var olan ibretlik olayları anlatalım ama lütfen bundan sonra anlatacak hiçbir şeyimiz olmasın diyorum. Arkadaşlar geri dönüşleriniz muhteşem. Devamını diliyorum. Aboneliklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla oluyor bu tabii ki. Instagram'da da varım. Tülayla Cinayet Saati oradaki ismim. E, kanalımla alakalı bir bilgi. Şöyle ki. Gerçek cinayet saati, e, gerçek cinayet olayları oynatma listem var. Üçüncü sayfa haberleri e, oynatma listem var. Bir de arkadaşlar dün düzenbaz diye bir oynatma listesi ekledim İlgi duyan arkadaşlar için. Onlar da gerçek dolandırıcılık hikayeleri. Çünkü onlar da inanılmaz ibretli olaylar, birçok aileyi mahvetmiş, hatta bazı insanların ölümüne sebep vermiş intiharına sebep olmuş olaylar tüm dünyadan. ilk videomu önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Yani oynatma listelerinde bakarsınız hangisine ilgi duyuyorsanız baya bir videom oldu. Yeni gelen arkadaşlar e, oradan dikkatlice izlerseniz sevinirim tabii ki çünkü bu ön bilgiler de benim için çok önemli. Yoksa yüzeysel gireyim hemen bir şey anlatayım değil ki. Hani bu bir görev değil ki benim için. Bu bir paylaşım. O yüzden tabii ki dikkatli dinlenince çok mutlu oluyorum. Onun haricinde bu videoyu tekrar çekiyorum arkadaşlar. Dün o yüzden yayınlayamadım. Diğerinde maalesef sorun oluştu. Sözümü tutamadım. Çekiliş sonucunu verdim. Arkadaşlar ulaşmazsa yenisini e, çekerim ve yeni isimleri belirtirim. Ferhat Eker arkadaşımız bugünkü Hatice Taşkın olayını anlatır mısın diyen arkadaşımız. Anlatır mısın listemde inanılmaz uzadı ama sağlık olsun yavaş yavaş hepsine sıra gelecek inşallah. Şimdi arkadaşlar bu olayımıza geçmeden evvel bana göre çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ve sizin bu konuyla alakalı yorumlarınızı da sonrasında fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hatice Taşkın olayı e, sabah programı Kaybolan Çiçekler İnci Hanım'da çıkmış. Yani birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bilmiyordum bunu da. E, gazete şeylerini okudum işte haberlerini. Ne bulduysam okudum açıkçası. Çünkü hani oturup da onu izlemeye zamanım yok diye. Ama dedim ki bir bölüm açayım. Bakayım aile bireyleri nasıl insanlar. Sonra çok farklı bir şey dikkatimi çekti. Bir bölüm daha, bir bölüm daha. Ve sonuna kadar oradaki uzmanların psikolog ve psikiyatr galiba hiç buna değinmemesine, <laughs> benim üzüldüğüm olaya değinmemesine çok şaşırdım. Çok çok şaşırdım. Şöyle ki. Şimdi tabii ki olayın sosyolojik boyutundan bahsedeceğim ben size. Dipsiz bir kuyu saatlerce tartışabiliriz. Ama ben size hemen bir kısa fikrimi söyleyeyim. Kıyaslayalım dünyanın her yerinden de izleniyorum. Ee, sağ olun. Mesela sizlerde nasıl? Oradaki sistemler nasıl? Siz de belirtirseniz hani bu platformu bilgi amaçlı da kullanabiliriz o zaman. Şöyle ki. Ben e, psikolog olmamama rağmen. Sosyal pedagog olmamama rağmen oradaki ailenin Almanya'da olsa hemen hepsinin abi Arif haricinde vesayet altında olacak insanlar olduğunu size söyleyebilirim. Her birine vasi tayin edilir burada ya da aileye bir kişi tayin edilir kendi ailesinden kimse yoksa. Burada çünkü hiçbir aile bireyi Fatice'den farkı yoktur ki onların doğruyu yanlışı ayırt edebilecek. Oradaki olayın farkına, oradaki uzmanlar anne Fadime'ye öyle bir şeyler söylüyorlar ki kadın sadece ya onaylıyor ya hı hı diyor ama inanın Fadime Fadime anne Fadime'nin Hatice'den farkı yok. Ha ne olmuş? Maalesef ki işte coğrafya kaderdir. Burada tek Hatice için değil, aile içinde geçerli. O durumuna rağmen evlendirilmiş, çocuk sahibi olmuş ve anne olmak zorunda kalmış aslında. Burada olsaydı size bunun garantisini veririm kesinlikle çok farklı bir hayatı olurdu her birinin. Ama bakın bu sosyolojik yönden, maddesel boyutunu konuşmuyorum olayın. E bu da sosyal devletin getirdiği bazı sistemler, düzenlerle alakalı. O yüzden ben orada tek suçlu görüyorum ve onun üstüne anne Fadime'nin üzerine gidildiği kadar gidilmedi kesinlikle ve buna uzmanların orada izin verdiği için de çok şaşırdım. Bunu size belirtmek istedim ve fikrinizi bu konuda çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra bugünkü olayımıza geçiyorum. Hatice Taşkın olayı. Hatice 16 yaşında bir genç kızdır. Hayalleri olan, arkadaşları olan, umutları olan. Gerçi Hatice'nin hayalleri ve umutları pek yaşına uygun değildir aslında. Çünkü Hatice'nin özel bir durumu vardır. Mental problemleri, yani bir diğer deyişle zihinsel yetersizliği vardır. Onun hayalleri ve umutları çevresindeki kötü ve manipülatif insanlar tarafından oluşturulmuştur. Çünkü sadece evlilikle ve çoluğu çocuğu olmasıyla alakalı e, hayallerdir bunlar. Daha 14 yaşındayken başlamıştır bu hayaller. Özel eğitim alması gerekmektedir ve öyle bir eğitim merkezine de gitmektedir. Yalnız buna rağmen okuma ve yazma öğrenememiştir Hatice. Afyon Karahisar Hanlı köyünde yaşar Hatice ve ailesi. 11 Ekim 2016 Sılı günü Hatice aniden ortadan kaybolur. O gün gayet normal anne kalkmıştır çünkü patates tarlasında çalışıyordur, işe gidecektir. Kızlarıyla kahvaltı yapmıştır. Baba ise iki buçuk dakika uzaklıktaki mesafedeki benzin istasyonunda gece nöbetinde kalmıştır ve hala oradadır. Abi Arif uyumaktadır. Yalnız bu olaydaki ilginç şey ise kızlarının kaybını aslında programa haber veren o aile değildir. Kuzen Melek'tir. Yani aile kızlarının kaybını kabul edip o şekilde devam etmiştir hayatını. Melek haber verdiği için ortaya çıkacaktır bu olay. İşte kahvaltıyı ettikten sonra annenin servisi gelir abla gülsüm. Ve Hatice anneyi dışarıya eşlik ederler anneye. O sırada komşuları 43 yaşındaki Soner beyaz bir arabayla yanlarına gelir. Abi Arif uyanır dışarıya çıkar ama anne gönderilir. Anlamadığım bir nedenden dolayı abi ve Gülsüm sürekli eve girmesi için e, Hatice'ye baskı yaparlar. Yani zorla eve sokarlar onu o gün anne gittikten sonra. Arif yatar yine abi Arif. Ama bu arada iki kız kardeş o kadar birbirine girerler ki yani saç saça baş başa tabiri doğrudur burada. Abi kalkar onları ayırır tekrar yatar. Abinin yatmasıyla birlikte ise o beyaz arabayla gelen Soner tekrar gelir eve. Bu sefer elinde hediyeler vardır Hatice için. Ee, abla Gülsüm zaten ara ara hep şampuan, toka, incik boncuk getirdiğini söyler Soner'in Hatice'ye. 27 yaşındaki kuzeni Arif ile ya da bir akrabası Arif ile de sözlendirilmiştir aslında kaybolmadan iki gün evvel Hatice. Şimdi aile istediğini söyler bunu ama gelen aramalar tersini söylerler. Acaba onunla mı alakası vardır diye düşünülür ama onunla alakası olmadığı çok çabuk tespit edilir. Soner Efendi de gider, abi uyumaktadır. Bunun üzerine Hatice der ki ablasına ben bakkala ekmek almaya gidiyorum. Abla der ki ekmeğimiz var. Hayır, gitme. Ama abla da aslında özel e, bir durumu olduğu için as pek doğru kararları verebilen biri değildir de işte gitmemesi gerektiğini bilir. Ama o gideceğim der ve gider. Ablanın da zaten kız kardeşine son görüşüdür o an. Anne Fadime akşam işten eve gelir. Baba hala evde yoktur. Babaya haber vermez ama Gülsüm Hatice ortada yok dedikten sonra programda ise birçok kişiden şüphelendiğini dile getirir. İşte patatesciyi söyler. Detaylı araştırılır bu durum. Söylediği gibi değildir aslında. Kızını patatesciyle samanlıkta basmamıştır. Sadece kızı samanlıkta telefonla patatesciyle konuşurken duymuştur. Uyarmıştır kendince kızını ama o konuşmaya devam etmiştir ama patatesciyle bir alakası yoktur. Sonrasında bir de fırıncıdan şüphelendiğini söyler ama onun da bir alakası yoktur. Amcasının yanına birkaç kez gider e, Hatice hep hem amcasını desteklemek için hem orada çalışmak için yardım etmek için. Acaba derler, Hatice Isparta'da mı? Çünkü amca Isparta'dadır ama yok. Orada da değildir. Orayla da bir alakası yoktur. Yalnız tüm bu kişilerden şüphelendiğini söyleyen anne sadece bir kişinin ismini vermemiştir. O da o gün eve gelen Soner'in. Çünkü o gün eve geldikten sonra anne Gülsüm'ün ona kardeşinin kaybolduğunu söyledikten sonra babayı değil Soner'i aramıştır. Neden böyle olduğunu programda ona sorduklarında ise çok ağladığını, ağladığı için gözleri yaşlı olduğu için telefonun tuşlarını yanlışlıkla kocası yerine Soner'i aradığını söyler. Yani yanlışlıkla aramıştır ona göre. Ama şu ortaya çıkar ki aslında annenin yanlışlıkla aradığı Soner'e Hatice 14 yaşından itibaren zaten gizli gizli gitmektedir. Aslında gizli de değildir çünkü tüm köy bunu bilmektedir. Hatta bir gün baba gözleriyle bunu görmüştür ama tepkisiz kalmıştır. Şöyle ki Soner'in evinin tuvaleti dışarıdadır. Bir gün Hatice o tuvaletten çıkar ama o tuvaletin aynı tuvaletin içinden arkasından Soner de çıkar dışarıya. Baba da tesadüfen oradan geçmektedir. Başkaları da bu olayı gördüğü için arayıp söyledikleri için ortaya çıkar bu olay. Baba ise kötü bir şey düşünmediğini bununla alakalı normal tuvalete girmiştir. Yani işte normal olmayan tepkiler ama bu hakikaten bu ailede gerçekten ancak bu kadar algılayabildikleri içindir. Bunu görebilirsiniz siz de izlerseniz. Yani farklı bir açıklama yapamaz baba buna. Sonerin karşısında ise yolun karşısında süt annesi yaşamaktadır. Bu teyze de arar programa. O da sürekli Hatice'nin o eve e, ya evin arka tarafından işte sürekli girdiğini görür. Hatice'nin annesi Fadime'ye haber de göndermiştir bu konuyla alakalı. O da karışmaması gerektiğini söylediğinden bir şey yapamamaktadır. Bir gün Hatice'yi durdurur. Der ki kızım bak sen daha çok küçüksün, işte bu adamın yaşı böyle, girme başına bir iş gelir, gelme buraya. O ise sevinçli bir şekilde der ki, ama ben sana yakında komşu olacağım ki. Kızım sen bana nasıl komşu olacaksın diye sorduğunda teyze, 16 yaşındaki genç kız der ki, çünkü ben onunla evleneceğim, ben de bu eve taşınacağım. Yani o şekilde kandırıyordur küçücük kızı Soner Efendi. İşin ilginç yanı ise bu Soner programa bağlandığında ailenin Hatice'yi kendisinden çok çok büyük 27 yaşındaki Arif'le nasıl sözlerler diye de hesap sorar. <laughs> Programın sunucusu da der ki, "Tamam da beyefendi siz kaç yaşındasınız?" der. E ona göre haklılık nedeni şöyledir. Çünkü o aşıktır Hatice'ye. Şayet Hatice 18 yaşında ee, olsaymış alacaktır zaten hemen götürecektir. O yüzden onun 44 yaşında olmasıyla ilgili bir sorun yoktur. Kuzenin 27 yaşında olmasıyla ilgili bir sorun vardır. Ama tabii olayın bir başka ilginç yanı ise sadece sözlendikten iki gün sonra kaybolmasıdır Hatice'nin. Bunun üzerine anneye tekrar sorarlar Soner'i aramasını sıkıştırırlar. Ara ara sürekli sorarlar. O da Soner'den şüphelendiği için aradığını söyler bu kez. Hatta o kadar şüphelenmiştir ki evine gidip bakmıştır Sonerin ama görememiştir kimseyi. Öncelikle ilk etapta Sonere ulaşamaz kimse çünkü telefonları kapalıdır. Sonra ortaya çıkar ki hemen bu olayın sonrasında yurt dışına kaçmıştır aslında. Kendisi telefona bağlandığında bunun borçlarından dolayı olduğunu iddia eder ama her ne hikmetse kendi motosikletini polis karakolunun karşısına park edip gitmiştir ki sanki köydeymiş görüntüsü, olgusunu yaratma algısını pardon, yaratmak için. O gün neden arabayla orada bulunduğunu sorarlar artık telefona bağlanınca der ki abi Arif sevgilisine Bolvadine gidecekti. Ben de o yüzden onu oraya götürecektim ama o güne kadar hiçbir zaman ne Arifi bir yere götürmüştür. Hatta Özellikle aracı kiralamıştır o gerçi şöyle iddia eder önce bir arkadaşının olduğunu söyler sonra yaşlı bir kadından aldığını söyler onu söyler bunu söyler ama 3 gün için o günden itibaren e, aracı kiraladığı ortaya çıkacaktır şunu iddia eder benim suçum olsa ben neden yurt dışından geri gelmiş olayım. Ama anne sürekli onu suçlar, o onu suçlar. Arif pek bir yorum yapmaz, evet der, beni götürdü o gün gerçekten Bolvadine bıraktı. Sonrasında ise geldi, aldı. Bu arada İnci Hanım program, programın sunucusu artık böyle bir şey oluşturur. Hani kim, kimi, ne zaman arada? Yalnız o, o Tabelada da diyeyim. Şu görülmektedir ki Gülsüm haricinde art ama herkes hepsi bütün aile bireyleri bütün gün o adamla konuşmaktadır zaten. Sadece e, Gülsüm'ün konuşması yoktur o kişiyle. Ama hiçbiri de neden olduğunu açıklayamaz. E, Arif ederler ki sen neden madem ki seni bıraktı sürekli aradın o gün. Hani madem gittin kız arkadaşının yanına konuşsaydın o zaman kız arkadaşınla ama açıklamayı kimse yapamaz. Hani hep boş sözler, açıklamalar. Yalnız programın istihbarat şefi şunu ortaya çıkarmıştır: O gün götürmemiştir Arif'i. Pazar günü götürmüştür. Yani iki gün evvelinde. Hatta Arif kız arkadaşından ayrılmıştır. Abi olan Arif ama ne kadar alakası var, o hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktır. Yalnız neden böyle bir şeye gerek duyulmuştur, o da belli değildir. Ve programdan alınmasına sebep olur Soner Efendi'nin bir cümlesi. Anne iddia edince ki evet kızım o kaçırdı o yaptı hatta bana bile dedi ki kocandan boşan ben seni alacağım deyince Soner Efendi der ki o ailenin hepsi zeka özürlü ben ne yapayım onları. Yani... Ee, şurada da görüyoruz ki o tamamen bilinçli bir şekilde seçmiştir anne ve kızı. Çünkü programa sonrasında e, Gülsüm'ün belirtmesi üzerine kuzenleri Melek, yani e, programa haber veren Melek bağlanır. Der ki, evet anneme de bahsetmiş Hatice bu olaydan şöyle ki hatta annemle ikimizin bir sırrı var demiş anneme. Ne sırrı olduğunu sorduklarında ise bunu söylememiş. Ama annem bana kızamaz. İstediğim gibi gezebilirim çünkü yoksa o sırrımızı söylerim demiş küçük kız. Bunu da işte bu adamla alakalı olduğunu düşünür herkes. Aslında herkes bunu bilmektedir. Çünkü kuzen Melek bir de Hatice'nin kaybından sonra telefon dökümlerini almıştır çıkarttırmıştır. Burada görür ki tam 50 sayfalık konuşma vardır anne ve Soner arasında. Bunu söyleyince Gülsüm şunu da belirtir. Abla Gülsüm orada. Anne Fadime aslında zaten geceleri, akşamları sık sık Soner'in evine gitmektedir. Yani gündüzleri kızı gitmektedir. Akşamları da anne Fadime. Neden diye sorarlar. Bu sefer de Evet gidiyordum işim vardı der. Hatta o zamanlar bunu babaya söyledikleri halde, abi Arif'e söyledikleri halde o da öyle der. Der ki işim vardı gidiyorum size ne gibisinden. E bu da kabul görür. İşte tepkileri görüyorsunuz ne kadar normal olmadığını. Herkesin her şeyden haberi var ama hiç kimse bir şey yapamıyor bu konuda. Bundan sonra Soner'in kaynağı Ramazan Bey arar. Ve der ki Anne tüm aslında kendi yaptığı olayları kızının üstüne atmaktadır. Çünkü kızı onları görmüştür. Kızı onların ne yaptığını fark etmiştir. Ondan sonra da zaten ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Eğer anne artık olayı itiraf ederse zaten bu olay ortaya çıkacaktır. Çünkü anne kızının nerede olduğunu bilmektedir diye Soner'in kaynığı, bunu programa söyler ve iddia eder. Herkes tabii ki kendi söylediğinin doğru olduğunu, Arif hiçbir şey bilmediğini, baba duyup bilmediğini, anne ise Soner'in onu tehdit ettiğini ama işte kadın bir öyle der bir izlemelisiniz o zaman anlayacaksınızdır. Ee, İki dakika şöyle der, beni tehdit ediyor, e, aradım, kızımın ağzını tutuyordu, e, kızım bağırdı, kapattı. İki dakika sonra bana kocandan ayrıl dedi, seni alacağım dedi. İki dakika sonra benim boğazıma yapıştı, beni boğacaktı. Yani karma karışıktır. E, Soner ise o gün aradığında her şeyi inkar etmiştir zaten. Sonrasında ise e, Hatice kaybolduktan sonra Soner'in, yani onların evinden çıkmayan, Tüm aileyle tüm gün telefonda konuşan Soner'in bir kez dahi onlara gelmediği ortaya çıkacaktır. Hatta baba kahvehanede görecektir Soner'i. Sormayacaktır bile kızın nerede olduğunu. Yani çok barizdir aslında her şey. Hatta sonunda annenin Soner'in ona telefonunun kartını kır dediğini, o şekilde kırdığını hiçbir şey ortaya çıkmasın diye de söyler. Bir de kendi ismini kadının telefonuna ebe diye kaydetmiştir soner neden diye sorarlar kadın işte bilmiyorum ki aldığı o kaydetti bilmiyorum ki der ki hakikaten de bilmiyordur bellidir zaten tamamen anne ve kız o, o kötü niyetli manipülatif adamın yani e, kullandığı kişiler olmuşlardır ve o sırada GPRS kayıtları sorgulanır kiralık arabayla alakalı. Ve jandarma ekipleri şuna ulaşırlar arkadaşlar. Dağlık bir bölgede Isparta senir kent, sınırları içerisinde dağlık bir bölgede o arabanın orada zaman geçirdiği tespit edilir. Bu arada da yani jandarma onları tespit ederken anne de yavaş yavaş itiraflarını yapmaktadır zaten şöyle ki anne der evet biliyordum o gün kaçıracağını biliyordum tamam dedim tamam kaçır dedim tamam bu dedim tamam yap dedim evet anne bunu söyler şu ortaya çıkar o Soner Efendi kızı kandırıp evine getirmiştir sonrasında evin bir odasında elleriyle o gencecik kızı boğmuştur. Emin olmak için yan odaya götürüp bir de iple boğmuştur. Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi kendisine gidip kahvaltılık almıştır. Bir güzel oturup kahvaltı yapmıştır. Sonrasında ise işte o Isparta sınırları içerisindeki araziye götürüp oradaki ama araziye gömmüştür o zavallı Hatice'yi. Öldürüldükten 9 ay sonra tam 1 saatlik kazı sonucunda ulaşılır ancak masum Hatice'nin cesedine ve ancak 9 ay sonra toprağa verilebilecektir. Soner Efendi ise tekrar kaçmaya çalışırken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanır ve işlemlerin ardından yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede çocuğu kasten ve tasarlayarak öldürülmesi suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar E-Tipi cezaevine gönderilir. Anne Fadime Taşkın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından planlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanır. Taşkın adliyeden çıkarılıp sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında ise gazetecilere ee, neden yaptınız dendiğinde benim çocuğum yaşıyor. Ben görmedim ki yaşıyor der. Hatta bir de benim izlediğimde de e, kocam bana para göndermedi. Kocam beni aramasın. E, bir daha onlarla görüşmek istemiyorum diye sürekli yineler. Arkadaşlar işte görüyorsunuz azmettirmeyi okuyunca trajikomik. Hani hakikaten soner gibi bir şeytan. Ee, yani Fadime, anne Fadime sadece... Hatice'nin işte ne diyelim 15-20 yaş büyük versiyonundan mı etkilenecek de genç kızı öldürecek sözlendikten sadece iki gün sonra. Ama işte tüm program bu baskıyla geçer. Sanki hakikaten de anne planlamıştır da öyle bir adama anne yaptırmıştır. Sanki anne Soner'e farklı bir şey söylese, Soner'in işine gelmeyecek bir şey söylese yapacakmış gibi. Ve o yüzden işte anne de azmettirmekten tutuklanarak Afyonkarahisar E tipi kapalı cezaevine gönderilir. Ve genç kızımız Hatice ise tabutuna duvak örtülerek son yolculuğuna uğurlanmıştır arkadaşlar. İşte bugünkü genç kızımızın hayattan koparılışı aslında çok farklı e, korunma altına alınması gerekirken e, alınmayışından dolayı ki tüm aile bire, bireyleri öyle aslında yine söndürülen hayatlar bu ibretlik olayımızda tanık olduk söndürülen hayatlara ne diyelim umalım ki doğru yerlere doğru sistemler kurulup bu olaylar bir daha gerçekleştirilmesin yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar Hepinize beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoma kadar. Güvende kalın, sağlıklı kalın. Çevrenize çok 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 dikkat edin, bakın ve görün. Ve tabii ki kendinize de. Antenleri hep açık tutun. Hoşçakalın.